Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yaz etkinliği başlayacak. Şu an son bir dakika kaldı. Hazine avına veda ediyoruz ve yaz etkinliği başlayacak. Son 30 saniye kaldı. Hazine avında gerçekten çok iyi sonuçlar aldığım söylenemez ama yaz etkinliğini gerçekten bekliyorum. Bakalım inşallah çok güzel bir etkinlik geçireceğiz. Hep birlikte bekliyoruz. Son 10 saniye kaldı. Artık yaz etkinliğine geçmemize. 5, 4, 3, 2, 1 ve yeni moda geçiyoruz. Evet hemen Yaz etkinliğinden bir oyuncu verecek sanırım. Yok. Normal bir oyuncu verdi. Hemen arkadaşlar mağazadan önce takas bölümüne gitmek istiyorum. Çünkü burada e, takastan vereceği oyuncu a vermedi. 86 gen yaz oyuncusu istiyormuş. Bunu artık modlardan bir yerlerden tamamlayacağız. Evet yıldız biletini yıldız bileti Evet. Görev görüntüle dedi. Görev İspanyol pasaportu. Öncelikle İspanyol pasaportunu kazanmamız istiyor. Oo. Ha bu aylık bir e, 42 günlük bir görev bölümüymüş arkadaşlar. Pek çok şey var. Bir de sanırım günlük olması lazım. O birinci hafta diyor. Burada da günlük görevler var. Oo, son derece fazla görev var. Arkadaşlar turizm kredisi, tatil puanı. Demiş. Oyuncu izleme fişi. Demiş. Ee, Division Rivals var bu arada. 3 tane Division Rivals istiyor. Ee, burada da dediğim gibi aylık. Burası da haftalık mı? Birinci hafta demiş. Evet haftalık. Dünyayı dolaş. 2010 puan almamızı istiyor. Avrupa yarışmacısı Division Rivals'ta 12 maç yapmamız istiyor. Günlerce beceri Avrupa'da beceri oyunlarını oyna diyor. Bakalım hemen ee, yıldız biletine yok dedi az önce. Şimdi gelecek büyük ihtimalle güncelleme gelmemişti. Evet Gavi bakıyoruz devamına. Burt Kart bu kim tanımıyorum bile. Trossard Bunda. da Biraz tanıyorum ve kantona ve Figo veriyor bize de. Evet bize de Figo veriyor. Ben büyük ihtimalle almayacağım yıldız bileti. Figo veriyor bize. Figo güzel. Figo güzel. Evet başka ne var bakalım. Turist bileti demiştik. Turist biletini hemen ona da bakalım. Ona da bakalım turist biletini ne kadar satın alınıyor. Turist bileti 1500 FIFA points. Turist bileti ama yıldız bileti'nin kaç olduğu henüz güncellenmemiş, henüz belli değil. Birazdan büyük ihtimalle onda da güncelleme gelir arkadaşlar. Bilgi ekranına girelim. Burada gelmiş mi? Açıklama gelmemiş. Evet hemen etkinlik sayfasına girmek istiyorum ama ha, etkinlik sayfasına girelim. <laughs> Evet ana ekranda Avrupa'da yaz tatili zamanı diyor. Tatil puanı yetenek avı fişleri. Oyuncağı kazanmak için beceri ve maçlarını oyna. Ödülleri almak için tatil puanı harca. Oyunlarda yetenek avı yapmak için yetenek avı veya fişlerini harca demiş. Ee, buradan da tatil puanı yetenek avı Yetenek avı fişlerini önerme aşamaları için ilerlemeler kaydedersin demiş. Diğer bölümlerde görüşürüz demiş. Ee, hemen buradan günlük yine bir şey alacağız. Sanırım günlük ücretsiz bir ödül alacağız. Bir oyuncu ver. Vermedi. E, tatil puanı, oyuncu izleme fişi her gün 50 artı 10 verecek ve bir tane de oyuncu verecek. Burada e, antrenmanlar var, maçlar var. Sonra da birini seç var. 500 tatil puanı mı, 40 oyuncu izleme fişi mi? Evet. Bunun hesabını yapmamız lazım arkadaşlar. E, yetenek avı bölümüne geçelim. Yetenek avına hoş geldiniz tekrardan. Oyuncu yetenek avı fişlerini burada harca. Temel oyuncu bulman garantilidir ve o oyuncunun yaz tatiline Avrupa oyuncu olma olasılığı vardır diyor. Her yetenek avında oyuncunun yaz tatili Avrupa oyuncusu olma olasılığı artar. Ayrıca sıradaki garantili yaz tat ha %20 ilk başlangıç her bastığımızda artacak. Ama sanırım az az artıyor ki 8. de %100'e ee, varacak ve garanti sayacı kısıtlayacak. Her aşamada 7 yaz tatili Avrupa oyuncusu bulunur. Demiş. Ee, yaz tatili Avrupa oyuncusu. Bunun da birinci aşamadan ikinci aşamaya yükseltilirsin. Aynısı ikinci aşamadan üçüncü aşamaya yükselmek için de geçerlidir demiş. İkinci aşamaya ulaştığında yalnızca ikinci iki, iki ve üçüncü aşama yaz tatili oyuncuları bulunur. Demiş. Burada da Hmm, evet. Burada şanslıysak 3. aşama ve 2. aşamadan da oyuncu çıkarabiliyoruz. Ama bunun olasılığını belirtmemiş. E, sadece 7 oyuncu çıkardığımızda 2. aşamaya geçiyoruz. E, 2. aşamada sadece 2. ve 3. aşamadan oyuncu çıkarıyoruz. Bu sefer 1. aşamayı atlamış oluyoruz. Bayraklara geçelim. Bayraklarda da... <laughs> Avrupa bayraklarına hoş geldiniz. Ödüllerden tatil puanı harcayın. Farklı yollarda farklı bayraklar açabilirsiniz. Her bayrak yolun sonunda öne çıkan bir oyuncuyu verir demiş. Sonunda da Peter Che var. Bakıyoruz. Zaniola, Wijnaldum, Kamavigna, Timo Werner, Mönye. Buradan ilerleyeceğiz. 500 ile başlıyor. 500 bin diye gidiyor. Yani bu da son derece fazla puanlar istiyor. Burada kaç istiyor bakalım. 1500 istiyor. 1500, 1500, 5000, 5000, 5000, 8000, 8000, 8000, 15000. Oo. Ya bunların hepsini hesaplayacağım daha sonra hesaplama videosu çekeceğim ama yani aşırı fazla bir puan istiyor gerçekten. Yaz pasaportuna geçelim. Avrupa pasaportuna hoş geldiniz. Ekstra ödeleri kazanmak için haftalık görevleri tamamla diyor. Tüm görevlerini 96 gen Avrupa oyuncusu tamamla. Hmm, tüm görevleri tamamlarsak 96 gen verecek diyor. Bakalım şu neymiş? Koşullar sağlanmadı. İspanya pasaport görevini tamamla demiş. Hmm, İspanya pasaport görevini tamamla. Evet şu pasaport görevi bunu bitirdiğimizde. Buradan bize 60 artı diyor ama 80-96 oyuncu diyordu az önce. Burada da 60 artı diyor. Yani ilginç. Neyse her hafta bu da değişecek sanırım. Her hafta bu değişecek. Buradan ee, bir şeyler verecek oyuncu izleme pişi verecek bize haftada bir kere 150 puan. Evet Türkiye'de var. İlginç. Evet İspanya ile başlıyoruz. İtalya. Bura Finlandiya olması lazım. Evet Türkiye var bir de. Türkiye'ye de e, bu Ayasofya olması lazım. Türkiye'ye de Ayasofya'yı koymuşlar. Cami koymuşlar en azından. Çok etkili bir şey. Sonra Almanya, Fransa. ilginç Türkiye'yi koymuşlar. İlk defa bize bir bize bir şey yaptılar yani çok ilginç. <laughs> evet milli maçlara geçelim. Milli maçlara hoş geldiniz. Her gün daha fazla maç açılacak demiş. Bu nedenle ekstra ödüller için geri gelip onları to tamamlamayı unutma demiş. Evet her hafta tüm maçları tamamlayarak yaz tatili Avrupa oyuncusu kazan. Haftalık dediğim gibi bu daha önceki videoda. Tüm milli takımlara meydan okuyabilir misin? Serüvenle buradan başla demiş. Tüm milli takımlar Aa, sıradan geçe geçe gideceğiz. Kim mesela bu İzlanda sanırım. Evet İzlanda Aa, milli maçlarmış gerçekten. İzlanda, Norveç diye devam edeceğiz. En son sanırım ee, buradan ya Portekiz en son ya da Yunanistan. Türkiye'yi koymamışlar mesela buraya. Yani buraya da koymamışlar Türkiye'yi. Yani bu da hoş olmamış yani. İngiltere'ye de gerçi koymamışlar ama hani Almanya falan var yani burada. Almanya, Fransa, İspanya hepsi var. İtalya var. Türkiye burada olmalıydı. Yani buraya da koymamışlar Türkiye'yi. Neyse hepsini tek tek geçmemiz lazım ama bu haftalık 86 gene oyuncu verecek ama en önemlisi burada 400 puan veriyor. 30 izleme fişi veriyor mesela 30 30. Başka burada mı? 400 mesela. 400 30. Yani bu bu puanları kazanmak açısından Güzel olabilir ee, çok zor görevlerde değil 95gen takımlar o yüzden bunu da çok rahat bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum ee, yani oyunculara falan da bakalım isterseniz ama etkinlik e, işin açığı beklediğimden kötü Evet arkadaşlar etkinliğin bu bölümünde e, görevleri yaptıktan sonra son görev için bizden bir tanesini seçmemizi istiyor hangisini seçeceğimize nasıl karar vereceğiz? Öncelikle ilk kısım 500 tatil puanı veriyor bize. 500 tatil puanı şu bayraklar bölümündeki yolda ilerlememize yarayacak tatil puanı. Diğeri de 40 oyuncu izleme fişi ve bir tane de diğer oyuncudan veriyor. Ve bu olası ödüllerden de alma şansımızı Oluşturuyor diyeyim. Ben e, burayı değerlendirmeyeceğim. Burada sadece gelen puanları kullanacağım. Ekstra puan bura için uğraşmayacağım. Arkadaşlar yetenek abu puanında 150 puanı biriktirdim. Bakalım nasıl bir açılım olacak? Hemen kullanıyorum bu puanımı. Evet oyuncu geliyor. Nasıl bir oyuncu gelecek bakalım. Alman. SNT. Şarkı'dan. Terod D. 87'lik bir oyuncu geldi. Yanında Bruno Fernandez geldi. Evet %20. Evet Terod de geldi. Şimdi bak 1 bir diyor. Birinci aşama için şimdi 7 kez bunu yapmamız lazım. Yani 7 kez buradan oyuncu almamız lazım ki. İkinci aşamaya geçelim. Orada da herhalde 7 kez alınca 3. aşamaya geleceğiz. Ama yani %20 nasıl olacak merak ediyorum işin açığı. Bakalım ilerleyen aşamalarda hep birlikte göreceğiz. Bu bölümden sadece bu yukarıdaki 500 tatil puanını almayı tercih edeceğim. %100'e hemen hemen hepsinde bunu açacağım. Şu bölümde Üstte görüyorsunuz 21 gün diyor. Bu bölüm 21 günlük bir bölüm. Ee, tabii çok detaylı e, hesaplamayı yapmadım ama sadece 99'luk Kamavigna için ne gerekiyor onu hesapladım arkadaşlar. Kamavigna'yı almak demek hemen hemen Peter Ç'ye de yaklaşmak demek oluyor. E, Kamavigna'yı 140.500 e, tatil puanı biriktirerek alabiliyoruz. 140.500 tatil puanı son derece yüksek. Öyle düşük gibi düşünebilirsiniz ama yüksek bir tatil puanı. Günlük görevler vesaire aldığımızda 21 günde 35.700 toplamda tatil puanı ediniyoruz. Şu görevler var. Şuradaki 42 günlük görevler vesaire var. Buradan edineceklerimiz çok fazla değil ama Yine de hesaplamadım buraları. Şuralardan vesaire belki gelebilecekler vardır. E, hepsini tek tek hesaplamadım. E, detaylı hesaplama videosu tabii ki çekeceğim. Yıldız biletinden de illaki gelecek puanlar vardır. Tatil bileti puanları vardır. Turist bileti. Turist biletinde de illaki burada da e, uçaklar var görüyorsunuz. E, tatil puanı vesaire vardır ama... Ben hani ortalama olarak söyledim. O 99'luk oyuncuyu almamız mümkün değil. Sadece ben şöyle bir taktik oluşturacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası 21 günlük bir etkinlik. Yani geri kalan 21 günde yine böyle bir etkinlik gelecek. Sadece büyük ihtimalle oyuncular değişecek. Buradaki oyuncular değişecek, başka oyuncular gelecek büyük ihtimalle. O yüzden ben Diğer 21 günün sonunu bekleyip 99'luk oyuncu almak isteyeceğim. Büyük ihtimalle ben böyle yapacağım. Sizler de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. 96'lık, 97'lik, 95'lik oyunculara yönelmek isterseniz. Ben yarın veya birkaç gün sonra detaylı hesaplama videosu çekeceğim. Ama ilk etapta dediğim gibi 140.500 puan lazım 99 için. Ve günlük görevleri vesaire topladığımızda 37.700 puan yapıyor. Bu puanlarla ulaşmamız mümkün diye. Tabi şurada da verdiği puanlar var. Şurada da mesela 400 veriyor. Birkaç tanesine daha 400 vesaire veriyor. Ama hani dediğim gibi o oralara ulaşmayacaktır. Oralara ulaşmadığı gibi 97'ye vesaire de ben ulaşacağını düşünmüyorum hesaplamadım onları dediğim gibi hepsini tek tek daha sonra hesaplayacağım Şimdilik benim yürüteceğim taktik ana bölümden sadece tatil puanlarını toplamak ve ikinci- 21 günlük puanları beklemek olacak Çünkü büyük ihtimalle bu 21 günde çok iyi ödüller kazanamayacağız Ben Yıldız bileti almayı düşünmüyorum 100 liraymış. Belki 100 lira olursa onu düşünebilirim ama hala benim oyun bozuk oyun bozuk olduğu için 100 lira olup olmadığını da göremiyorum. 100 lira dedi arkadaşlar 100 lira ise düşünülebilir. Ben çok fazla kişinin alacağını düşünüyorum. O yüzden şimdiden herkese hayırlı olsun. Arkadaşlar yetenek avu puanında 150 puanı biriktirdim. Bakalım. Nasıl bir açılım olacak hemen kullanıyorum bu puanımı. Evet oyuncu geliyor. nasıl bir oyuncu gelecek bakalım. Alman SNT Şarkidentero Terodde, 87'lik bir oyuncu geldi yanında Bruno Fernandez geldi. Evet %20 evet terot de geldi. Şimdi bak 1 bir diyor. Birinci aşama için şimdi 7 kez bunu yapmamız lazım. Yani 7 kez buradan oyuncu almamız lazım ki ikinci aşamaya geçelim. Orada da herhalde 7 kez alınca 3. aşamaya geleceğiz. Ama yani %20 nasıl olacak? Merak ediyorum işin açığı. Bakalım ilerleyen aşamalarda hep birlikte göreceğiz. Evet. Yani işin açığı ben çok aşırı tatmin olmadım. Sadece şu şeye bakmak istiyorum. Ee, şuradan basalım bir de bakalım. Yok yıldız bileti hala düzelmedi. Kantona'nın özelliklerine bakmak istiyorum. O güzel bir oyuncu. Güzel bir oyuncu. Hikayede 5 değil belki. MF geldi ama ee, güzel bir oyuncu. Bence para edecektir Kantona. Para edecektir. Şu an 100 milyon zaten. Para edecektir Kantona. Luis Figo'ya bakalım. o gelmiş. Yani sağ orta sağ. Luis Figo da fena değil. Yani Berardi'yi satmıştım. Oraya belki hala devam ettirirsem bu taktiği koyabilirim. 95 Luis Figo. Fena bir kart değil. Yani fena bir kart değil. Figo'yu beğendim ama bir oyuncu veriyor. Yani Tots'ta birkaç tane oyuncu vermişti. Ücretsiz oynayanlara. Burada bir oyuncu ama diğerlerine yani yıldız bilet alanlara kaç tane veriyor? 4-5 tane oyuncu veriyor. Elanga da fena değil. Yani hızlı, çevik. Gavi. Gavi de pasör özelliği iyi bir oyuncu. Top sürmesi vesaire biraz düşük. Burkart demiş. Burkart. Burkart. o iyi bir santrafor aslında. Yani 95 ama fena değil. Trossard da sol kanat olarak gelmiş. Bu da hız hızlama ve çeviklik konusunda gayet iyi. Yani toplam bir 2, 3, 4 oyuncu bir de kantona 5 oyuncu verecek. Yani bir de şurada işte 90 artılar falan var tabi. Ekstra olarak bunlar şeyde premium puanda önemli olabilir. Evet bir de pazardan diğer oyuncuların değerlerine de bakalım. Diğer oyuncuların değerleri derken yani nasıl kimler gelmiş. <laughs> Kandreva gelmiş sağ kanat yani şu an 82 milyon yani 99 bir oyuncu için ciddi anlamda kötü. Kandreva Emil Forsberg yine 99 bir oyuncu için son derece kötü. Kimpembe Kimpembe e, fena değil. Kimpembe iyi olabilir. Bu zaten Tarek görüyordur. Evet görüyor. Ceko. Ceko. Ha, çok iyi değil. Goretzka. Bu da normal. Yani 99 yani değil yani bunlar 99 falan değil. Gen yapmışlar ama oyuncu özellikleri maalesef çok iyi değil. Kamavigna'yı merak ediyorum. Kamavigna yani Fena değil ama beklediğim kadar da iyi değil. Özellikle defansif özellikleri. Evet. BK e bakalım. Jordi Alba. Jordi Alba iş yapar. Jordi Alba güzel. Güzel gelmiş zaten. Bu iş yapar gibi. Yani çok tatmin edici bir etkinlik gibi gelmedi. Heyecanlanmıştık. Ama oyuncular son derece kötü. Verat diye bakalım bir de. Verat fena değil. Yani 98 fena değil Verat Yani heyecanlanmıştık ama bence hayal kırıklığı oldu. O kadar da iyi bir etkinlik değilmiş. Ee, yani Carlos Soler normalde orta sahaydı. Ama sağ orta sağ olarak gelmiş. iki ayağı da 5'ti. 4-5 olmuş bu sefer. Yani Soler'i çok severdim. Yani yani biraz ayar kırıklığı oldu ama e, genel olarak pek çok oyuncunun geldiği bir etkinlik oldu. Bakalım 441 41 kişi e, yıldız biletini alabilmiş ve Elanga'yı satılığa koymuş. Gavi'yi henüz koyan olmamış. Evet bir oyunu kapattım, açtım. Şimdi yıldız biletine tekrardan bakıyorum. Yok yani hala yani görüntülenmiyor. Kaç para olduğu premium bileti hala yok. Bunu da ayrıca eklerim arkadaşlar eğer ki gelirse Thiago ve Rui Costa da burada şeyde eklenmiş mağaza ikonuna eklenmiş. Thiago ve Rui Costa. Yani yani ikisi de Mo olması, ikisinde de orta saha olması gerçekten CM yani. Yani çok ilginç. Avrupa yaz özel ve ikonik tatil puanı. ikisi de CM yani ikisi de orta saha. Ne alaka? İkisinin de aynı gelmesi çok ilginç ama getirmişler. Yapacak bir şey yok. Etkinlik genel hatlarıyla böyle arkadaşlar. Zaten hesaplamaları vesaire ilerleyen zamanlarda mutlaka yaparız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.